Elma alırım. Ve burada 10-12 yıldır da araziler aldık. Elma üretimi yapmaya başladık. Ve aynı zamanda 30 yıldır da tüccarlığını yapıyoruz. Bölgeden yine alım da yapıyoruz ilave olarak. Ve soğuk hava deposu kurmaya karar verdik. Bu sene soğuk hava deposu inşaatımızı başlattık. Nasip olursa Kasım'ın sonunda bitecek. Senirkent'e bağlı bu büyük kabaca kasabası, elmanın en güzel bu bölgede üretim yapıldığı yer. Hava uygun, toprak uygun, su uygun, su sıkıntımız yok. Oldukça kaliteli ve iddialı ürünlerimiz var. Bölgenin en iyi ürünü burada. Ve bahçeden traktörlerimizle buraya toplama merkezine malı çekip burada tezgahımızda malı boylayarak dev boy, 1 numara ve 2 numara ve çıkıntısını ayrı bir şekilde sınıflandırıp 2 saat tabii bu sahanemize malı sevk ediyoruz. Güneş görmeden, mal dışarıda kalmadan dinç bir vaziyette malımızı bu sahaneye sevk ederek 8 ay gibi, 7 ay gibi mallarımızı buradan depolara sevk ederek yaklaşık 5-6-7 ay gibi bir süre zarfı içerisinde İstanbul, Ankara, Adana ve yurt dışı olmak üzere ülkenin dört bir yanına sevk ediyoruz. Küçük boyları Irak, Kuzey Irak'a gidiyor genelde. Büyük boyları da İstanbul, İzmir, Ankara, büyük şehirlerimize sevk ediyoruz. Marketlerimize sevk ediyoruz. Oldukça lezzetli ve kaliteli ürünlerimiz, yani bu bölgede üretim yapıyoruz, pazarlıyoruz. 20-25 yıl öncesinde bu bölgede sulu tarım yoktu. Karpuzu ve diğer ürünler ekiliyordu. Şu an sulu tarıma geçtikten sonra burada yaklaşık 10-12 çeşit ürün üretilmekte olup kiraz, elma, kayısı, vişne, patates, barbunya ve benzeri ürünler yetiştirilmekte olup oldukça da kaliteli ürün çeşidiyle karşı karşıyayız. Günden güne de bu üretimimiz büyük bir çapta artmakta olup Senirkent'ten göl kenarına kadar yaklaşık bir 20 kilometrelik bu havzada 100 bin ton civarında elma üretimi yapılmaktadır. Ve seneden seneye de bu katlamalı bir şekilde artmaktadır. Bundan sonra da damla sulamaya geçtikten sonra ürün daha da kaliteli olmakla birlikte dönüm olarak üretimde üretim patlaması var diyebilirim. Köyüm Garip Gayazı, garibe bağlı, Süleyman Uslu, babamın adı İsmail, anamın adı Dudu. Anam da çobancılık yaptı, babam da çobancılık yaptı. Ezelden gelme, 160 geçim var. Bunu hanımla beraber gidiyorum. Gittiğim yer iki kanalık arası. Yazı da orada, kışı da orada, güzü de orada, her şeyim orada. Yukarılara gidemiyorum ihtiyarlık bakımından. Şimdi gençler zaten havas etmiyor. Bizler de gittik mi pil bitti. Başka bir şeyimiz yok şimdilik. Köyümüz Akkeçili Köyü. Akkeçili Köyü Yörük Kültürü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şükrü İbişoğlu. İçinde bulunduğumuz bina 1959-60 yılında köylümüzün kendi imkanlarıyla yaptığı, devletin malzeme desteği sağlayarak hayata geçirilmiş bir eğitim yuvası. Ben de bu sınıfta okudum. 5 sınıfın bir arada olduğu tek derslikli, tek öğretmenli dönemin öğrencileriyiz. Bu sınıftan, bu kara tahtadan geçmiş profesörlerimiz var. Kariyer yapmış, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şu anda kamuda ve özelde görev üstlenmiş bir sürü köyümüzün evlatları mevcut. Yaklaşık 15 yıldır taşıma eğitimine geçen, ilçeye taşınan öğrencilerimizden dolayı köy okulumuz atıl durumda kalmış, hatta yıkılmaya doğru yürürken içimizin el vermediği bir durumda biz müdahale ettik. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na bir proje üreterek ilçe kaymakamımızın önderliğinde köylere hizmet götürme birliği bünyesinde köyümüz derneğinin ve muhtarlığın da iştirakiyle
Yine ilçeden Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin de iştirakleriyle bir proje hayata geçirdik. Şu anda uygulamamız başladı. Önce okulun tamir ve tadiliyle, daha sonra burayı adı üstünde Akkeçili Yörük Evi projesi uygulaması yapılacak. İnşaatı mütakip, içerisinde eski köyün, köylünün ve yörük kültürünün kullandığı eserlerin sergilenmesi, o zamanların hayatını idame ettiren insanların kullandıkları malzemelerin bulabildiğimiz kadarını koruma altına almak, yaşatmak ve gelecek nesillere ülkemizin nereden geldiğini, Kuvayi Milliye ruhu dediğimiz Anadolu insanının neleri yoktan ortaya çıkardığını, ne kanaat işlerle büyük şeylerin başarıldığını gösterecek numune bir örnek. 2014 yılları arası köyümüzde muhtarlık yaptım. Şimdi de emekli bir şekilde yaşıyorum. Köyümüz küçük, nüfusu 250 civarında. Bu şu anda yaşayan, köyde yaşayan nüfusu. Daha önce nüfusumuzun 1/4'ü dışarıda olan bir yerleşim birimiyiz. Köyümüz Eğirdir Gölü'nün kenarında kurulmuş, güzide bir köydür. Geçim kaynakları genelde köylümüz sebzecilikle, salatalık, domates, fasulye, son zamanlarda barbunya ve meyvecilikle iştigal eder. Bu şekilde hayatını idame ettirmektedirler. Efendim, artık genç nüfus köyümüzde neredeyse yok denecek kadar azaldı. Emekli olan arkadaşlarımız köyümüze dönüyor. Biz de tabii yörük köyü olduğumuz için gelenek ve göreneklerimizi yaşatabilmek için emekli arkadaşlar bir araya gelip güzel yaşanabilecek, efendime söylediğim yörük kültürüne hizmet edebilecek şartları hazırlıyoruz. Geleceğimiz, atalarımız nasıl yaşadıysa en azından buna uç örnekleri vererek gençlerimizi de bu şekilde yetiştirmek istiyoruz. Gel benim gelin yârim, yâr 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 yâr. Gel benim gelin yârim, yâr 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 yâr. Ver bana elin yârim, yârim, yârim. Yangınam, kaşın, gözün, vurgunam. Ben de sana hayranım ey. Gör aşkın yarasını, yar, 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 yar. Gör aşkın yarasını, yar, 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 yar. Ne kadar derin yârim, yârim, yârim. Yangınam, kaşan, gözen, vurgunam. Ben de sana hayranım ey. Yârim, yârim, yangınam, kaşan, gözen, vurgunam. Ben de sana hayranım. Evlerinin direği yar, 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 yar. Evlerinin direği yar, 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 yar. Kardan beyaz bileği yârim, yârim. Yangınam, kaşan, gözen, vurgunam. Ben de sana hayranım ey. Yarinden ayrılanın yar, 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 yar. Yarinden ayrılanın yar,
yar 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 yar. Nasıl yanmaz yüreğim yarim yangınam. Kaşan gözen vurgunam. Ben de sana hayranım ey. Yarim yarim yangınam. Kaşan gözen vurgunam. Ben de sana hayranım ey. Kasat atımızın nalları yolda, istadı çağrımız, biz yörüz dedik, çıktık yollara. Geldik Türk yurdu, yörük yurdu, Muğla Fethiye Çalış'taki yörük çadırlarına. Yörük çadırına muhabbet diyoruz. Çadır deyip geçmeyelim. Tarihteki 135 devlet kuruldu. 16 Cihan Devleti. Bunlar hep yörüklerin kıl çadır altında kurulmuştur. İşte kıl çadırın altında soyumuza muhabbet devam ediyoruz. Bugün konumuz mazlum milletler. Mazlum milletler zulme uğramış millet demektir. Bunun muhabbetini yapacağız. Hocam sizi tanıyalım. Ben Deniz Yunus Seyrek, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim görevlisiyim. Bizim Ahıska Kültür Derneği Başkanıyım ve Bizim Ahıska Derneği dergisinin de editörüyüm. Evet. Şimdi Ahıska deyince böyle bir tarif etsek ya. Ahıska Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde, bugün Gürcistan Devleti'nin sınırları içinde yer alan ama eskiden Osmanlı Devleti zamanında bir eyaletin başkenti olan şehirden bahsediyoruz. Ahıska 250 sene Çıldır Eyaleti'nin başkentliğini yapmış. 1828 Osmanlı-Rus Harbi'yle Çarlık Rusya'sına intikal etmiştir. Ondan sonra da Stalin zamanında bu halk topyekün maalesef sürgüne tabi tutulmuştur. Bugün bu bölgenin Türk ahalisi vatanlarından uzakta, başta eski Sovyet Cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafında darmadağınık olarak yaşamaktadırlar. Şimdi Tuntun dağılmış tabi, Uzurum'da ölenler kalanlar dolmuştur, yetimleri kalmıştır. Ya. Bir mazlum millet olarak tarif tabii edebilir miyiz Ahıska'da yaşayan Türklerimizi? Tabi efendim, şimdi Ahıskalılar düşünebiliyor musunuz? Eli silah tutan insanlarını 2. Dünya Savaşı'nda Stalin almış, cepheye götürmüş. Geride kalanlara da demir yolu yaptırmış ve bu demir yoluyla gelen ilk trenlerle de bu halkı topyekün sürgüne göndermiş. Yani bu halk tabi olduğu devlete hainlik etmemiş. Mesela Ermeniler gibi bir suç işlememişler. Onların yegane suçu Türk olarak Türkiye sınırında yaşıyor olmaları. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödemişler. Tabi dünyada Ahıskalıların sesi olmak lazım. Bu sesi duyurmak lazım ama bunun karşı olanlar da mutlaka var. Değil mi? Tabii ki, bakınız, teşekkür ederim. Siz bize bir mikrofon tutuyorsunuz. Yoksa şimdi bizim Türk medyasında Ahıska Türkleri gibi mazlum bir topluluk, Türk olarak, Müslüman olarak, her şeyden önce insan olarak, bir insan hakları meselesi olarak yer almamaktadırlar maalesef. Şimdi Ahıska bir Türksün, soy Türk. Evet. Ahıska Türktür. Ahıska biziz. Evet. Buna rağmen gerek Türkiye'de gerek Türk dünyasında bu kardeşlik bağının karşını göremeyince üzülüyor mu? Zoruna gidiyor mu? Çok gücümüze gidiyor. Yani yetim bir çocuk gibi, öksüz bir çocuk gibi hissediyor mu zaman zaman kendini? Tabii. Yani bakınız, siz eski Sovyet Cumhuriyetlerine gidin, hangi Ahıskalı ile konuşsanız, maalesef, bak samimiyetle söylüyorum, en çok kullandıkları kelime sahipsizliktir. Evet. Sahabımız yok diyor. Sahabımız yok. Kadın ninelerle konuş. Sahabımız yok diyor. Bizim başımızdan bir değirmen taşı geçmedi. Her şey geçti. Bir değirmen taşı geçeydi un olacaktık. Yani o kadar ki o geçmedi. Hayattayız ama çok ızdırap çektik demek istiyorlar. Bu sözü bana Rusya'da yaşayan bir yaşlı Ahıskalı nine söyledi. Hiç unutamıyorum. Oğulcan, başımızdan bir değirmen taşı geçmedi dedi. Yani bu kadar ızdırap çektiler fakat maalesef sahipleri yok. Şimdi tabii Tuntun dağıldınız. Yani, evet. Evet. Tuntun bizde dağılmak denir. Hunların hani Göktürk yani ayrıldığı gibi o zamandan beri Tuntun derler. O bize. Kelime de Ahıskalılarda tüntündür. Aynı kelime tuntun vardır. Dağıldı. Evet. Tuntun dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Rahat ettiğiniz bir ülke var mı? Yani özgürce kendinizi ifade ettiğiniz, dilinizi, kültürü yaşattınız, haberleşme ağını kurdunuz, orada bürokraside, ticarette
rahat edebildiğiniz dünyada bir ülke var mı? Hayır efendim, şimdi nasıl edebilirsiniz ki? Yani gittiğiniz bütün ülkelerde ikinci, üçüncü, beşinci sınıf adamsınız. Yani bizim Türk Cumhuriyetleri dediğimiz Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da ilk sürgüne gittikleri zaman 1944 yılında onlar hakikaten bir kardeş olarak ekmeklerini bölüşmüşler. Ama zaman içinde Sovyet rejimi öyle bir şey etmiş ki bu kardeşler arasına soğukluk sokmuş. Nitekim 1989 yılında Özbekistan'da Fergana Vadisi'nde meydana gelen olay Ahıskalılarla Özbeklerin birbirini kırmasıdır. Özbekler Özbekistan olduğu için ne yapmışlar? Ahıskalıları öldürmüşler ve bu insanlar oradan çıkmışlar. Ve yani onların rahat edeceği bir ülke Türkiye'dir yani. Başka bir yeri yok yani. Hiçbir yerde onları, hele Rusya'da, Ukrayna'da onlar için sadece canlı yaşayabilirler ama vatandaşlık haklarının çoğundan mahrumdurlar. Evet. Anadolu herkesi barındırabilir. Tabii ki Türkiye, onlar bu, inanır mısınız, gidin Rusya coğrafyasını, Kazakistan, Kırgızistan, Amerika'daki Ahıskalıların gidin evlerinde Türk bayrağı asılıdır. Bu insanlar hayatta Türkiye'yi görmemiştir. Ama onların kalbi bu bayrak için çarpıyor. Evlerinde Türk televizyonlarını seyrediyorlar. Türkiye'yi Ali Yıldızı Bayrağı bir umut olarak, ışık kesinlik, olarak, kesinlikle bir şemsiye olarak. Kendi devletleri olarak görüyorlar. Bizim Oğuzhan atamızın, hepimizin atası. Evet. O kadar büyüyelim ki gök kupa çadırımız, güneş meşalemiz olsun sözüne herhalde uymuyoruz. Maalesef. Evet. Peygamberimiz ben ümmetimin çokluğuyla öndürüm sözünde uymuyoruz. Ne olacak bu işin sonu? Yani Türk penceresinden bakarsan Türk kardeşine bakmıyor, İslam penceresinden bakarsan din kardeşine bakmıyor, insanlık açısından bakarsan yine bir şey yok. Bu da cahillikten kaynaklanıyor herhalde, başka ne diyebilirim ki yani. Milli duygularımız çok zayıf. Hem İslam büyükleri, evet, hem Türk, evet, büyükleri hep, evet, bize bir olun, ir olun, dir olun, işte gasp olun, işte dilde fikirde birlik ya, gibi. Ya, evet. Türklerin ortak bir idealleri, bir hedefleri, bir ülkeleri olması gerekmez mi? Türk dünyası ile ilgili, dünya insanı ile ilgili. Ya tabii ki Ramazan Bey, yani ne demek yani, kardeş kardeşin elinden tutmazsa o kardeş olur mu? Şimdi Gürcistan Ahıska Türklerinin ana vatanıdır. Gürcistan'ın Türkiye sınırındaki Ahıska vilayeti ve bunun 200 küsur köy ve kasabası Ahıska Türklerinin ana vatanıdır. Dolayısıyla 1944 yılında Stalin tarafından sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri Stalin ölene kadar sıkı yönetim rejimine tabi tutulmuşlardı. Yani Kazakistan ve Kırgızistan'da bir köyden bir köye gitmek, hatta evlenmek, her şey izne tabiydi. Stalin 1953'te öldükten sonra onun yerine gelen Kruşçov döneminde ve Komünist Partisi'nin 20. Kongresi'nde 1956'da nispeten bir rahatlama meydana geldi. Ve bu rahatlamadan yararlanarak Ahıska Türkleri tekrar vatanlarına dönmek için müracaat ettiler. Hakikaten Stalin döneminde sadece Ahıskalılar sürülmemişti. Volga Almanları, Kırım Tatarları, Kuzey Kavkasya halkları, Karaçaylar, İnguşlar, Çeçenler, Kalmuklar hepsi sürgüne uğramıştı. Ve Stalin öldükten sonra bu toplulukların hemen hepsi vatanlarına döndü. Fakat ne hikmetse Kırım Türkleri ile Ahıska Türkleri vatanlarına dönemediler. Değerli izleyiciler, geldik Antalya Kaş Kalkan'dan Sütlen'e doğru gidiyoruz. Orada koyun çanları duyduk. Koyun çanları duyunca bir de baktık, öyle bir terledik. İki tane eli değnekli yörük çocuğu koyun güdüp oturu. Yörükler zaten değneksiz gezmez. Gızlığına çarpalar. Öyle yani. Bu bölgeyi en iyi bilen kim? Mehmet. Mehmet, buranın adı ne la? Gel. Belpınar. Belpınar mı? Senin esas köy nere? Yeşilköy. Sen dudaklar çatlamış ha? Soğuktan oluyor. Soğuktan mı oluyor? Okuyor musun bir yerde? Okuyorum. Kaça gidiyor? 8'e gidiyorum. Okuyacak mısın la? Okuyacağım. Yaş kaç? 14. Maşallah, kaç kilosun? 34-35 kilo. Ama irisin maşallah. Bütün yeme bu neyin oluyor? Gel la. Yeğenim oluyor. Yeğen. Adı ne? Serdar. Serdar. Bütün yeme bu mu yiyor oturduğunda? Sana kalmar mı şey? Hepsini yiyor mu yeme? Hayır. Sen dişler çürümüş ha la? Şeker yediğinden. Şeker yediğinden. Çok mu seviyorsun şekeri? Evet. Evet. Sen kaça gidiyorsun? 4'e. 4'e. Şimdi sen değnek ucuna ip bağlamışsın. Bu ipi neden bağladın? Koyunları ürkütmek için. Ürkütmek için. Vurdun acımasın.
DNA'la uğraşsan koyunun can acır diye üzülüyor mu? Hı hı. Üzülüyorsun değil mi? Evet. Acıtmasın isteyen. Ürksün ama acımasın. İşte ufacık çocuktaki hayvan sevgisi. Yörükler değerli izleyicileri böyle. Hayvanı ürküdüyor. Yani DNA'la acısını istemiyor. Vurmak istemiyor. Ama koyunlar da bir yere gitmesi lazım. Değil mi? Hı hı. Angıtlamak lazım, ürkütmen lazım. Evet. Kaç koyun var? 150. 150. Hakkından gelebiliyor mu? Geliyorum. Geliyorum. Tek başına. Anne baba nerede? İleride. Bu ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? Şu anda ev yeni göçtük de evle uğraşıyorlar. Ev yapıyorlar. Bura mı yeni göçtünüz? Evet. Siz kışla burada mı geçiriyorsunuz? Hayır, Yeşilköy'de geçiriyoruz. Geçiriyorsunuz ama kışlı yazı burada geçiriyorsunuz. Hayır, yazı Elmalı'da geçiriyoruz. Yazı Elmalı'da geçiriyorsunuz. Neresinde? Akçeniş köyünde. Akçeniş köyünde. Ha, bilirim orayı. Akçeniş köyünde yazı geçiriyorsunuz. Kışın güzün bura mı geliyorsunuz? Hı hı. Güzün bura geliyorsunuz. Bel mağarına. Kışın Yeşilköy'e iniyorsunuz. Yeşilköy'e diyorsunuz. Gezenleyerek geliyorsunuz. Hı hı. Sen okula gittin de koyunlar kim gidiyor? Abim. Abin. Abin kaç yaşında? 24. 24 yaşında. Askere gitti geldi, evlendi mi? Evlendi. Gitti. Yenge ne yapıyor? Yengesi hanımı ne yapıyor? O da koyun gidiyor mu? Gidiyor. Hanım az yenge kadınlar şöyle. Az koyun güdesi gelmiyor değil mi? Keyif sırası geliyor. Zor geliyor değil mi koyun gitmek? He? Şimdi yeni gel kızlar böyle değil mi? Eskiler ama çalışıyor, koşuyor, sabah namazda kalkıyor değil mi? Hindikiler bir de söz geçmiyor değil mi yeni gelenlere? Abin de sözü geçmez değil mi? Hı hı. Kimsenin geçmez sözü değil mi? Peki sen de bir şey diyemeyin değil mi büyüğün? Peki anan baban çekişmeyer mi geline erkenden kalsın da koyuna geçsin de yemek pişsin de demeyer mi? Diyor. Dinlemeyer. He? Evet, böyle hayat derizler. En güzel koyunun adı ne? En güzel koyunun adı Geviş. Geviş hangisi? Şu. Önde öteki. Hı hı. Onu çok mu seviyorsun? Hı hı. Evet. Senin en sevdiğin koyunun adı ne? Boncuklar. Boncuklar. O nerede? Karşıda. O da orada. Gel bakalım hadi gidelim. Hangi sevdiğiniz koyunların yanına? Bunlar tutulmuyor işte. Öyle kaçıyor. Mi? Hangisi seninki? Birisi şu. Şu. Serdalıklı olan. Heh. Şu da benimki. Seninki şu. Hı hı. Adı neydi? Geviş. Geviş. Çok mu geviş getiriyor? Hı hı. He? Geviş getir. Bu nasıl oluyor? Derizeciler. Geviş getiren hayvanların eti yenir. Geviş yediği yemeğe azı çiğnemeye geviş getirmek derler. Çiğnersen. Bir de tek tırnaklı çift tırnaklı vardır. Çift tırnakların eti yenir. Süt içilir. Bazen türkü çekesin geliyorum la. He? En sevdiğin türkü hangisi? Senin en hangi türkü hoşuna gidiyor bunu söyledi? Mehmet'in? Bilmem. En güzel türkü hangisi? Sever. Bilmiyorum ki. Hiç söylemedim koyunu. Bırak şimdi la. Hiç söylemedim. Okulda öğretmediler mi? Peki okulda size türkün müziğini, sazı, sepsiyi, curayı, bağlamayı ya da türkü söylemeyi öğretiyorlar mı? Hayır. Öğretmediler değil mi? Değerli izleyiciler, işte böyle bizim yıllarca milliyetimiz Türk çocuklarına flüt ve mandolin öğretmeye kalktılar. Ama Türk çocukları türkün mayasında flüt ve mandolin yok. Öğrenmediler, direndiler. Milliyetim belki yıllarca boşa emek verdi. Oysa bize cura, sipsi, gaval, kemençe olsaydı öğrenirdik. Türk halk müziği Türk'ün çocuklarına öğretilmeli. Yoksa Türklük gider. Oynayalım.
Kasat atımızın nalları yoldaysa da çağrımız biz yürüyüz dedik, çıktık yollara. Geldik Antalya Kaş Sütlen köyüne. Evveli köydü, indi belde yap, mahalle yapfediler. Ola vay bizim anan. Gel kan bura. Hoş geldin. Hoş bulduk. Atacağız ne İvan? İbrahim Akçay. Akçay. Evet. Sen diş getmiş ya. Gettik, ihtiyarladık. Babış burnundan insan ağzından eskirmiş. Doğru, ben ağızdan eskidim. Eskidim. Buyur arkadaş. Buyur. Kış geliyor, sonbahar geldi gayrı. E kaldı. Yağmur yağmadı ya lan. Bu sene öyle oldu. Öyle mi? Ortaklık, kuraklık sırf. Nasıl? Ayvadır, almadır, cevizdir, meyve bol muydu bu sene? Bu sene gıt. Gıt. Elma hiç yok desek olur. Ceviz normal. Tek tük. Ayva onda da az. Don vurdu bütün. Don vurdu. Meyveler evet. Bu sene gıtlık ayı meyvede. Gıtlık ayı. Yılı, gıtlık yılı diyelim. Evet, gıtlık yılı doğru. Şimdi biz buraya şair değil de Ozan. Ozan Yaşar'ı aramaya geldik. Niye evet. Bulacağız bunu? Bu Yaşar'ın yolu şuradan gider. Hı. Dik yukarıya. Oradan ileriden bir sağ, bir sol Yaşar'ın evine varırsın. Çengeyle mi gösteriyorsun, elle mi? Derecesler. Ben yıllar önce birinin peşine düştüm. Az ileride dedi, yarım günde gitti. O arkadaş elle gösterir. Elle gösterir. İki gün bu sürecek herhalde. Bu akşam bulacağız herhalde. Bulmazsın akşamı. Bulmamayız. Bulmasın. Arabayla gidersek varız. Varırsın. Yayan zor da. Biz ona bu köyde en deli deriz. Siz nasıl akıllı seçtiniz bu adamı? Köyün delisi midir bizim bu aramızda? Köyün bizim yanımızda delisidir. Biz en akıllı diye geldik. Sen o zaman bizden iyisini biliyorsun. Derzeciler, biz köyün en akıllısı diye Ozan Yaşar diye yola çıktık. Öyle haber aldık. Gele geldik, köyün en deli sizin aradığınız diyorlar. Hakikaten deli midir lan? Ya millet öyle diyor ama aslında en akıllısı. He. En akıllısı da milletin tabiriyle deli diyorlar. Onun evet. için biz de öyle demek zorunda kaldık. Köye uydunuz, deli. Uyduk. Millet uyduk, evet. Geldik köy kahvesine. Amcamız bize çaycağı ısmarladı. Evet. Eli değnekli. Aksakallı, evet. Çorap şapkalı, evet. Görük dedesi. Adı ne? Mahir. Yaş kaç? 79. Doğum abi mi? Sütlenli mi? Sütlenli. Ömür nasıl geçti? Buyur. Ömür nasıl geçti? Ömür. Ticaretle geçti. Ne alıp sattık? İşte ceviz, beviz, bal, mal. Ötebete. Böyle bir şey. Ötebete. Peki sütlenin toprağı bereketli midir? Çok. Ağaçları, taşları, her şeyleri. Cevizinle anılır bora. Cevizçiliğinle. Güzel cevizler vardır. Elma, ceviz, her şey vardır. Evet. Köyümüz denize yakındır. 35-50 kilometre. Evet. Çok güzellik vardır. Bolluk vardır. Allah'ımın izniyle. Evet. İşte öyle. Maşallah sen algı atacaksın. Bu adam uçup gider ya. Adın ne? Adım benim İbrahim Gökkaya. İbrahim amca. Sen yaş kaç? Yaş 71. Maşallah gene diş değil mi? Diş. Sağlam değil mi? 71 ha. Senin ömür nasıl geçti? Vallahi benim ömür çok zır garipliğiyle geçti. Hiçbir zengin olmadım. Yani devlete bir sosyal sigortalarda çalıştım. 15-20 sene bir emekli oldum işte. 1 milyar 50 para alayım. Yani unuyla geçiniyoruz yani. İyi kötü başka bir durak yok. Garip geldi mi? Garip gidiyor mu? Garip geldim. Yine garip doğru müzavir olacağız mezarlığa. Peki Çorçuk'ta garip mi durum iyi mi? Yok onlar da garip. Onlar da garip. Birisi tamirci Finike'de albayrak orada çalışıyor. Birisi de Antalya'da Yeniköy'de bir tır kullanıyor. Arabası orada kaldı. Anan baban da garip miydi? Anam babam 13 sene harp yapmış. Harptan geldikten sonra Çanakkale'de kurşun yarasından ağlardı hüngür hüngür böyle. Oğlum dedi, Yemen'de dedi, esir düştük, 3000 asker dedi, hiçbir tek ekmek gelmiyor. Sabahla 7-8 olur dedi, hepimiz acız dedi, İngiliz askeri şöyle dinlenir dedi, şöyle. Bir tek ekmeği gösterir dedi. Bunu oğlum atam İngiliz askeri be dedi. 50 denesini çiğnerdik dedi böyle kendi aramızda. 50 denesini öldürdük de hüngür hüngür ağladı. Bundan sonra dedi acız dedi katırım dedi. Erimiş kürümüş katır dedi kurt böyle kaynıyor dedi. Bunu dedi otola kaynattık da içtik oğlum dedi ağladı hüngür hüngür. Evet.
13 sene Orlada kalmış, Çanakkale'den vefat etmiş gelmiş. Şimdi zaten ülke için savaşanlar, çocuklar hep garip, fakir. Bu ülkenin öyle bir özelliği var. Bunu desen hindi gülerle. Evet. Ha, bu halde bu Ömer Ahmet böyle gelmiş geçmiş Çanakkale'de ölüsü kalmış. İşte durum böyle değil. Şimdi savaştan kaçanlar, derzeciler zenginleşiyor. Ama 13 sene savaşmış, şehit olmuşların, gazi olmuşların evlatları bu ülkede garip yaşıyor. Bu acı bir durum. Aslında bu araştırmalı. Devlet bir rapor hazırlamalı. Tabii. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda savaşanların evlatları şu anda ülke nimetinin ne kadarını yiyor? Vallahi dayım, çok doğrudur değil mi? Buyur. Peki şimdikiler bu toprağın, vatanın kıymetini biliyorlar mı? Dayım şimdi bilen eskiler biliyor da yeni olan gençler bilmiyor bak. Yeni olan gençler kazanç ne olduğunu bilmiyor. Anadan babadan kalan araziyi satıyor. Yoksulluğa davet oluyor. Yani yoksulluğa, varlığa değil de 10 bölümse 5'e, 5'se 0'a düşüyor. Yokluğa davet oluyor yani. Yani satıp hemen durumu düzeltecek, yarından sonrası yok. Çoru çocuğuna yiyecek yok. Yok, onu düşünmeyin. Mümkünü yiyecek, yarına aç kalacak. Ertesi gün Allah bilir gar geri tarafını. Bu durumda yani. Bir ülke böyle ama ne olur Allah bilir geri tarafını. Bir şey desem indi, diyecek şey çok daha fakat diyemeyecek. Tutacak yok. Diyecek çok laf var, tutacak yok değerli izleyiciler. İbrahim abimiz çok güzel söyledi. Çok güzel komşu etti. Evet. Şimdi bizim biz bu köyde Şahin Ozan'ımız Yaşar var. Evet. Duyduk, nam aldık. Evet. Evet. Biz akıllı diye geldik ama az deli diyorlar kimisi buna. Dilsenler vardı. Gene de akıllıdır. Akıl başında iyi biliyor. Bu adam aklı başında. Çok zekalı, çok aklı başında konuştuğuna göre. Ha, ben öyle biliyorum. Kimisi yani deli diyor. Yok ya, ne delisi ya. Deli adam burada duran, deli adam daha da durar. Deli adam burada durar mı? Durmaz. Akıllı mıdır? Çok. Çok. Yutmuş her şeyi. Evet. Yutmuş biz Yaşar. Ozan Yaşar'ımızı arayacağız. Sütlen köyünde evine varacağız. Haber yolunu öğrendik. Evet. Ondan sonra sohbet muhabbet devam edeceğiz. İnşallah. Bizlere devam edin. Türk yurdu, Yörük yurdu, Antalya Kaş Sütlen mahallesindeyiz. Bunun eskiden köydü değil mi? Evet. Bir eskiden köydü, şu anda muhtarın bütçesi vardı. Evet. Şu anda mahalle olduk artık. Size sordular mı mahalle edeceğiz diye? Sordular mı? Hiç soran olmadı. Eşek sormadılar. Sormadılar. Şimdi burada bakkallık yapıyor. Evet, bakkallık yapıyor. Büyük marketler geldi mi buraya? Gelmedi. Gelse yanardınız zaten. Zaten. Bu durumda yine yandık zaten. Gene mi yandık? Yine yandık. Alışveriş yok. Çarşıya bak, kimse yok. Şimdi buyurun. Buranın ürünlerini satıyorum. Buranın şöyle bakalım. Satıyorum. Nohut. Cinsi ne bunun? Bu İspanyol. İri cins maşallah ya. Evet. Fasulye? Fasulye de buranın. Cinsi? Cinsi gıcık fasulye, gıcık derler fasulye buna. Evet. Şöyle gıcık fasulye. Gıcık fasulye. Evet. Bu? Bu tavşan böreği derler bizde. Tavşan böreği. Evet. Tavşanın böreği böyle mi oluyor? Evet. Evet. Bu? Bu normal ala fasulye. Alaturak. Evet. Bu alaturak derzeciler. Evet. Fasulye gördüm mü dayanamam. Biz eskiden okurken, sanat okulunda okurken derzeciler Cumartesi Pazar tuğla taşırdık inşaatlarda. Lisede okurken. Sonra fasulye alırdık. Bir gün ala fasulye, bir gün ak fasulye, bir gün kara fasulye pişiriydik. Her gün fasulyeden başka yiyeceğimiz yoktu. Yokluğu gıtlayabiliriz. Evet. Bu da kabuklu fasulye. Kabuklu fasulye. Kıyma deriz biz buna. Kıyma. Kıyma. Evet. Kabuklu kuru fasulye. Kabuklu kuru fasulye. Bu hangi? Yeşilken yapılır. Bu Ayşe kadından mı yapılıyor? Sırıktan yok, mı yapılıyor? Gıcık fasulye. Bu da daha gıcık fasulye yapılır. Evet. Daha iyi oluyor. Daha iyi olur. Hepsi buranın ürünü. Hepsi buranın ürünleri. Cevizimiz şimdi vatandaş cevizi alırken irisini ister. Ama bu cevizin içi daha dolgundur. Buyurun. İç olarak çıkardığı zaman yarım kilo daha fazla iç çıkarır bu küçük ceviz. Öyle mi? Evet. Yarım kilo fazla iç çıkarır. Fazla iç çıkarır. Dolu oluyor içi. Evet. Ötekiler iri oluyor ama içi boy, i̇çi ufacık oluyor. Oluyor. Evet. Ufacık oluyor içi. Evet. Buruşuk. Peki bunun cinsi ne? Bu ceviz. Evet. Sütlenen mahsus. Sütlenen. Evet. Bu ceviz yediğinde düz duvara tırmanıyor mu? Evet. He? Evet. Ramazan abi. Ye bakayım bir. Bak şu dolgunluğuna bak. Lezzetli, tadı da güzel. Toprak, hava, su kokuyor. Gübre mübre zaten atılmaz cevize.
Buranın doğasının güzelliği, havasının güzelliği, toprağının güzelliği Ceviz'e yansımış. Evet. Sütlen'de muhabbete gezmeye devam ediyoruz. Bir demirciye geldik. Eskisi yengisi burada. Atacağız neyi? Adil Orakçı. Adil Orakçı. Şimdi neler yapıyorsun? Oradan gel Kaan. Abi neler yapıyor? Şu satır. Bu? O affedersin köpeklere mengil derler. Köpekler boğuşurken birbirine ya da dakikan boyuna. Ulan köpeğe takıyorsun kendine takmam mı? Gidiyoruz şu keser. Keser yapıyorsun kendin yapıyorsun. Kendimiz yapıyoruz. Şu yine dövme zırh. Dövme zırh. Bu ne işe yarıyor? Et kıymak için. Et kıymak. Aşçılarda, lokantalarda kullanmak için. Şimdi çanlar var. Çanlar kendi evet, dirmilişi. Onlar dirmilişi. Dövme onlar iş dirmilden değil. Geliyor. Evet. Onu yapan da azaldı tabii. Şimdi eski usul demir dövüyorum. Evet. Usul demir dövüyoruz. Evet. Şimdi şu nal. Tabii şimdi kullanan evet. Cihazım kalmadı. Şu deve çanı. Şu deve çanı. Şu çanı getir Kaan. Başka çan var mı? Büyük çan. Daha büyüğü yok abi. Bunlar küçük zil. Kasap çengeli. Dana asmaya. Rahmetli babamın işi bu da. Dana asmaya? Evet. Büyük. Babadan mı meslek senin? Dededen. Deden yapardı. Dededen torna evet. Torna sonra sen. Biz de son artık. Evet. Öyle. Değerli izleyiciler. Devenin hataplarına yani semerine eşekte semer derler. Devede hatap derler. Atta eğer derler. Devenin hatabına bu çanlardan takılır. Buna havan çanları denir. 7 deve bir katar olur. En önde devenin deveye kırmızı kilimler değerli eşyalar yüklenir. Ortada yarı değerler en arkadan çarçaput yüklenir. Biz Sütlen'de dükkan geziyoruz. Gün görmüş koca heriflerle konuşuyoruz. Gençlerde laf yok zaten. Gençler aşamada bir yerde ağzını açıyor ama yaşlılar çuval dolduruyor. Doğru. Adı ne? Adım Adem Tutal. Tutal. Evet. Ömür nasıl geçti? Nereye yaptın? Ömürün ağır nakliyacılık, müteahhitlik, ondan sonra şoförlük birçok şeylerimiz var yani. Yani saçı değirmen taşına artmadın. Tecrübeyle. Saçı değirmen taşına Türkiye'nin ondan sonra 7 tane dış ülke yaptım. Böyle 24 saatte 1000 kilometre yol aldım. Uyumadan. Uyumadan böyle. Uyuma yok. Böyle böyle şey diyorum. Türkü mürkü çeker miydiniz? Türkü çekerdik canım biri oldu işte. İşte öyle. Demek ki türkü çek bakalım. Demek ki. Arabada giderken al türkü çekiyor. Arabada giderken canım işte evet. Çekiyordu bir şeyler. Şimdi yani, ne türkü çekerdin arabada? Bolu Dağı yokuştur, manzarası pek hoştur. Şoför kölen olayım, beni yâre kavuştur. Seviyorum pek fazla, gazla da şoförüm gazla. 80-90 yol olmaz, kilometreyi yüzle. Yoksa varılmaz değil mi? Yoksa varılmaz. Nereye gidiyorsun? Seyahatine gidiyorsun. Geç kalırız. Geç kalırsın. Geç kalırız tabii olmaz. Kilometre 100 demesi lazım. Böyle basıldığımızda kilometre 100'e doğru gelmesi lazım be. Ya. Vites nasıl atıyorum? Vitesi şöyle, kolunu böyle. Öyle atıyoruz. Öyle atıyoruz, işte öyle. 76 mazot yokluğu oldu bir ara. Evet. Herhalde şöyle bir sene devam etti. Evet. Şimdi hangi yılda? Herhalde 75-76 idi galiba. Evet. Neyse şimdi Bostancı diye bir petrol var. Ya ne yiyeceğim buluyorum mazot yakılığında mazot yağdırıyor oraya. O zaman mazot kıtlığı var. Şimdi biz gece saat 2-3 sıralarında İstanbul'a yükü boşalttık Topkapı'ya. Topkapı'da sabaha kadar yük boşalır. Evet. Gündüzde hiçbir satış yapılır. Şimdi geldik şeye, Bostancı'ya. Kuyruğun biri 7 kilometre ileride. Biri 10 kilometre, biri 10. Biz sıraya girsek nereden girelim? Evet. Neyse sahayı da doldurmuşlar. Neyse biz sabahla jandarma fişekliği böyle takmış, böyle takmış, böyle takmış. Süngü de ucuna takmış. Yani fişek bittiği yerde mah diye çakacak. Bu derece. Bu derece. Bu derece sıkı.
Şimdi neyse. İki kişi misiniz galiba? İki kişiyiz. Benim birader var. Pek hakuk dinlemez. İşinin görüldüğüne bakar. Tam oyuncudur Şimdi bir fırsat buldu. Vuu saat yönüne çektir abi. Bir tanesi geldi şu öğretti. Arabayı dedi aldığın yere çok bir ton dayak sopa yeme şurada dedi. Ulan ben de ne bileyim ne sopası birader diye öyle bir hırıldım. Ulan daha laf bitmedi ağzımdan güm diye evde kafa vurama. Nere bu yan? Birader çekici oldu böyle. Bir salladı adama yatırdım. Bir de uyandan salladı gene yatırdı adam. Neyse çekici ağlarından biraderim bir kaptı. Adam birader şöyle kaçıyor benim. Kaçıyor. Kaçıyor galiba. Ben gayri olduğum yere kıvırıldım kaldım gayri ben. Şişti orayı. Bir kafada. Oran benim şöyle oldu. Şişti. Neyse. Dediler ki bize tabii jandarma mandarma var. Bunlar dediler dövüş dediler. Bunlar iyi bir mazot alsın. Gerçekten. Herkes dayak yer ama herkes de yedi dayak bu kadar gözünü anlatamaz. Evet. Bunlar iyi bir mazot alsın dediler. Şimdi bizim 400 litre bir yanda var, 800 litre bir yanda var. Nasıl dolduruyor? Depo. Şimdi biz lüngür 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 bir yanını bir doldurduk. Hemen çevirdim arabayı ben. Lüngür 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 bir de o yanını. Oh. 1200 litreye aldık biz. Oh. Senin surat şişti mi gayrı? Benim surat şöyle oldu. Neyse arabayı çektim tayları ben. Birader tabi takviye geldi. İstanbul'da. Şimdi İstanbul'da. Şimdi yolda geliyoruz birader diyor ki bu mazot helal mazottur işte diyor. Helal mazottur bu mazot diyor. Şimdi buraya geldik o zaman namuşlarımız yüksek tabii böyle değil. ne oldu ya geçmiş olsun. Ya sorma ne oldu ya ip çekiyorduk. Kasanın ikisi boşumuş. Bir gitti burama. Yani, iki parmak daha beyin tasına denk gelmemiş diyorlar. Neyse. Yani köye gelip dayak yedik diyemediniz. Kasa düştü üstüme. Dayak yedik mi deriz canım. Neyse. Hanım da diyor benim. İyi göstereceğine denk gelmemiş diyor. İşte, gayrı biz bir hafta gayrı katı bir şey yiyemiyoruz. Çorbaları içiyoruz sıvı şeylere. Bir lokantaya varıyoruz, şu var, bu var. Çorba var mı diyorum ben de. Var, var diyor adam. Diş kesmer gayrı. Diş kes, değil de bir yanımız gevişleyemiyoruz gayrı, çiğneyemiyoruz hiç. 10 gibi öyle gezdik. Deriz eder, herkes dayanamaz. 10 gibi böyle gezdik. Benim yediğim dayakları anlatsam size, günlerce sürer. Demirciler döver, demiri dedik, geldik yine bir demirci dükkanımıza. Adı ne? Adım Durali. Durali? Evet. Ne zamandan Burali? Abi 50 yıldır buradayız. Evet. Babadan dededen mi? Dededen, atadan geliyor. Atadan geliyor. Evet. Peki işin sırrını verdiler mi sana? Çok şükür var. Bildiğimiz şeyler var. Çırak mırak var mı? Yok, çırak yok efendim. Çırak gelmiyor. Yok, gelmiyor. Çocuk öğreniyor mu? Yok, öğrenmiyor. Sen gittiğinde bu mesleği de gitti, öyle mi? Battal tabii. Olacak. Tabii. Tabii. Yok ya. Evet tabii doğru. Şimdi önem veren yok bu işe. Evet. Eski çok önem veriyorlar. Bunu ölürsen gayrı onda kabra kodup gayrı. Evet tabii. Nasıl bitiyor? Öyle mi lan? Tabii tabii. Sen alın ne? Bir ol. Bir ol ha? Evet. Ulan mesela yengse yeğe kedi boynu gibi. Buna bak. Maşallah diye. Maşallah lan. Tamam. Ulan evde büyük en büyük oğlum muydu? En küçükleriyim. En küçükleriydin. Evet. Evin büyük olasın, sütün kaymağını yer, sen ufak olarak mı yedin ha? Küçük olunca bu fazla yedin. Evet. Fazla yedin. Evet. Kolay gelsin. Sağ olasın. Adı ne? Mustafa. Çıra mı yarıyor? Kış günü geldi ya. Tabii. Şimdi odunu yenge mi yakıyor, sen mi yakıyorsun? O da yakar, ben de yakarım. Tabii sen çırayı yarınca yengenin hoşuna gidiyor değil mi? Bilmem gayrı, kendi bilecek. Odun yakmak zor değil mi? Tabii. Zor ama çırayla kolay. Odunla parayı verdim, geldi yürü. Öyle mi? He. Yara kanında çırayı bir. Bu da bir sanat ise değerli izleyiciler. Akarlıyor bir de, yer akarlıyor. Değerli izleyiciler, biz genelde odun yaranına, gardiyonun yanına varmayız. Adam odun yarıp otururken bir kımçık açar, bir yerine gider, denk gelir. Garı dövüyorsa araya girersin, arada yayır çıkıverirsin. Garı koca ağaçtan barışır, sen dargın kalırsın yıllarca. En iyisi baktın adam garı döverken de varma, odun yararak da varma. Adı ne? İsmim İbrahim Nişancı. Yaş kaç? Yaş 53. Senin? 73. 73. Halis Çelik. Halis Çelik. Arkadaş, bakıyorum ense kile gibi, göbek sele gibi.
Sen ne iş yapıyorsun? Biz hayvancılık, besicilik yapıyoruz Ramazan Bey. İyi. Yöremiz tabii yani rakam 1300. Yani önce göbeği çözelim. Şimdi, bu göbeği nerede dindik? Göbeği köyümüzde dindik. Bu serin havalarda, yaylalarda bizim tabii oksijenimiz bol. Oğlacık, tereyağcı, hoş elbette, elbette. Bunlar, kese yoğurtçu. Bunlar yenecek tabii, yenecek yani. Yerke, şey dedim, bu adam uçup gider ya oyna. Ulan dur diyelim var ya. O çelik. Çelik diyor, çelik. Onun soyu bir çelik. Sen, ben fırıncıyım biliyor musun? Evet adamım. Gece uykusu yok. Sen ne iş yapıyorsun? Ben fırıncılık yapıyorum. Fırıncılık yapıyorum. Şu anda arıcılıkta yapıyorum. Şu anda arıcılıkta yapıyor. Dindim oğlanı devrettim. Biz darı, arı, garı, sırnı eremeyiz. Eremezsin, eremezsin. Sen erebildin mi sırna? Ben arıyla garını sırna hayat veremedim. Öyle kaldı. Kaldı. İthal hayvanlar sığırları, bızağları, danaları satıyorlar değil mi? Yüksek parayla. Evet. Tam yetiştiriyorsun. Sam sütü, eti para edecek dediğin zaman bir ithalat geliyor. Hayvan tabanları çöktü. Sonra pahalı sattıkları hayvanları ucuz toprağlar sizden. Ya şimdi bizden topluyor demeyelim yani şöyle. Ben fiyat ucuzayınca sığır ucuz ama var mı? Et ucuz. Şimdi hayvancılıkta ithalatın tam dengeli hesaplı yapılmadığı düşüncesinde. Evet. Yani 2001 yılında 2011 yılında bir ithalat geldi. Türk hayvancılığının varlığını yarı yarıya düşürdü. Evet. Yani ben ithalatın Türkiye şartlarını, yem şartlarını, hava şartlarını, uyumunu, dengesini göz önüne alarak getirilmesini. Eğer bu getirilmiyorsa Türkiye'deki aile besiciliğine, aile hayvancılığını devam ettirmemiz lazım. Köylerden kentlere göçü önlememiz için köylerdeki hayvancılığa bizim daha destek vermemiz gerekiyor. Evet. Ben aynı zamanda Kaş Belediyesi meclis üyesiyim. Yani bu köylerimizi çareyi de biliyoruz. Yani hayvancılıkta ithalat gelirken bu insanların görüşleri, düşünceleri veyahut da köyde şimdi yaşayanların alınması gerekiyor. O zaman şöyle, ithal geleceğinde çobanlar da masa dolmalı mı? Olması yani gerekiyor. Balıkçının tabii kaderi tartışılıyor, ortada balıkçı yok. Çobanın geleceği tartışılıyor, ortada çoban yok. Evet. Çiftçinin geleceği tartışılıyor, ortada çiftçi yok. Bu hani İran geleceği olup da Iraklı olmadan büyük devletlerin tartıştığı gibi. Aynı Suriye'nin. Yani Irak'ta değil de Suriye'de, şu anda Suriye'de tartışılıyor. Suriye'leşecek sorun yok. Yok, Suriye'den kimse oturmuyor. Evet, aynı. Şimdi derizeciler, köyle yetiştirdiği zepsenin meyveyi, tereyağını, höşmerimi, kesiyordun, oğlacığı, kuzucuğu en güzel etleri size yediriyor. Kendi ot yiyor. Ama bir gün yetiştirdiği kendi güzel yiyecekler kendi yerde size bir şey getirmezseniz ot değil başka şey de bulamazsınız. O nedenle köylünün kıymetini bilin. Aç kalacak olan sizlersiniz. Bunu şehirleri ve ülke yönetenlere söylüyorum. Aç kalmayacaksanız köylüye, çiftçiye, çobanın derdini dinleyin, çaresini bulun. Derzeciler, buğday ekmeğini pişirmişler, hamurla ekmekte tam bitmek üzereyken biz geldik. Adın ne? Feride. Yaş kaç? 50'ye varıyor. Bu hamurla ekmeği yapmayı kimden öğrendin ya da yük ekmeği? Önceden öğrendik annemizden. Ananızdan değil mi? Evet. Ananız her şeyi öğretir miydi size? Evet, elinden geldiği kadar. Senin kız var mı? Var. Sen öğretiyor musun? Öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenmeyeler değil mi? Öğrenecekler. Bildikler zor. Öğreniyorlar yine de. Bu hamurlu ekmek nasıl güzel yenir? Yağlı, nalız, çayla da gider. Her düzene gider. Tereyağını öyle mi? Evet. Nalız. Erzeciler, yörükler ağzının tadını bilir. Nene. Ne? Adın ne? Hatice. Bu köpeğin adı neyi? Boncuk. Boncuk. Seni çok mu sever? Dolanı dolanı verir etrafında. Çok sever. Ben yörüğünü. İyi. Boncuk gel kambura. Çağırken boncuğu. Boncuk gel. Gel. Ben gıtmıyor dersem gelir bak. Hay Allah. Gıtmıyor dersem gelir bak. Dur. Yaşar abimle böyle çek işte. Gel. Evet. Derzeciler. Gele gele geldik. Yaşar'ı köyün köpeğini severken gördük. Efe nasılsın? Allah'ıma çok şükür. Gel Akan öyle. Nene gel Akan. Ola biz bu Yaşar. Sen de gel Akan. Ora gel kız. Gel soru sor. Ora gel kız. Bana bak hele. Niye utanıyorsun? Şimdi biz bu Yaşar'ı akıllı diye geldik. Kimse deli diye veriyor buna. Bu deli mi akıllı mı? Akıl deli sende. Akıl delisi. İkisi de var. Ha. Akıl delisi. Derizeciler. Ozan, Oğuz'dan geliyor. Ozanlık biliyorsun. Şair deliler, hu deliler, bu deliler ama Ozan önemli bizim için. Yaşar kardeşimiz de. Ne diyor Edeb Ali Hazretleri? Ha. Atın iyisine doğru derler, yiğidin iyisine deli derler. Onun için bu, eğer bu insanlar, deli dedikleri insanlar birilerinin işlerine gelmediği,
onları kendilerine yönlendiremedikleri için gerçekleri savunan insana deli derler. Bugün öyle mi? Her zamandır bu. Sen de yani 9 doğru söyleyeni bak 9 derler ya. Ben 900 köyden kovarlar diyorum. 900 köyden de kovarlar yani. Abo. Maşallah değnecik elinde. Elimde. Yaşlandın gayri. Yaşlandım. Bu hiç yaşlanmayacaksın diye öyle hava sıkıyor ha. Kim? Hu giden. Neyi koyuyor senin bu? Komşum alıyor. Komşu adı ne bunun? Hatice. Hatice gel akan buraya de. Gel bakalım kız. Ne gelecek mi biz adam? Atça kıkırdayarak, çayırarak gitti gülerek. Yaşar'ın evine geldik değerli seyirciler Ozan'ımızın. Bir takvim gördük. Bu takvimi kendi yapmış. Günümüzün takvimlerine benzemiyor. Türklerin İrandacı, andacı diyor yani. Takvimi anlamında. Bir anlatsana bize. Şimdi bir zamanlar Türk Hakanı'nın birisi bir dedesi döneminde olan savaşı anımsayamıyor tamamen. Evet. Diyor ki kurultayı topluyor. Biz diyor başka savaşlarda olduğunda toplumumuza geleceğimizi nasıl geçeceğimizi geçmişimizi evet. Nasıl anlatacağız? Bunu bir diyor andaç haline getirelim. Evet. Toplum da kabul ediyor. Bütün diyelim ki hayvanları sürüyorlar. Örneğin ben Eşen Çayı'nı örnek göstereyim. Eşen Çayı'na bütün hayvanlar dökülüyor. Boğulan boğuluyor. 12 tanesi yüzerek geçiyor. Evet. Yüzerek geçen hayvanların birisi sıçan. İkincisi sığır. Sığır. Üçüncüsü evet. Pars. Anlamı ne bunların? Neyse anlatalım. Dördüncüsü böyle tavşan, timsah, timsahla ut yılı timsahla ejder yılı aynı gösteriyor. Aynı yılı gösteriyor. Sonra altıncı yılan yılı, yedinci at yılı, sekizinci koyun yılı, dokuzuncu biçin diyorum maymun yılı, onuncu tavuk yılı, on birinci it köpek yılı, on ikincisi de domuz yılı olaraktan evet. Yüzerek geçen hayvanlar bunlar oluyor. Evet. Bunların her birisini kutsal saymışlar ve yıllık andaç halinde bu yıl falan yıl falan yıl en sonunda domuz yılı 13. yıla geçtim gene sıçan yılı diye hatırlıyorum. 12 yılda bir hayvanat değişiyor. Mesela bu yıl sıçan yılıysa önümüzdeki yıl sığır yılı. Evet. Önümüzdeki yıl pars yılı. Daha sonraki yıl böyle dönüyor. 13 sene sonra tekrar başa dönüyor. Evet. Yani bizdeki 12 ay onlarda 12 yıl. Evet. Gibi. 12 ay da var. Evet. 12 yıl da olaraktan canlandırılmış oluyor. Evet. Atalarımız bu sayede bugünlere kadar yılların nasıl geçeceğini, kurak geçeceğini, bereketli geçeceğini, ongun geçeceğini, darlık içinde geçeceğini bu hayvanlara göre yorumlamışlar. Evet, şimdi burada sütleyen kaç Antalya Türkiye demişsin, bir daha kendin bir şeyler yapmışsın. Bu ne anlama geliyor? Şimdi tarihlerden bu yana her milletin bir sembolü vardır. Evet. Örneğin Rusların sembolü beyaz ayı. Çin'in Japonya'nın ejderha. Avustralya'nın kanguru. Hindistan'ınki inektir. İngilizler köpek, Almanlarki kartaldır. Her milletin yani belirli ağaç ve ot veya hayvan cinsinden sembolleri vardır. Bunlar yaratılışlarını buna göre efsaneleştirirler, destanlaştırırlar. Bundan güç kaynağı alırlar. Bizim de Türklerin sembolü yani bozkurt derler de esas bozkurt da değil şey oluyor bizim tarih gök canavar diye köylülerin hatırladığı tarihteki gök börü börteçine diye geçer. Evet. Türklerin sembolü erkeği börteçine dişisi asenadır yani. Evet. Bu nedenle buradaki amblemimizin de nedeni evet. Burada börteçine diye erkeği ifade ettim kendimiz de şey yapmak evet. için ve bu kurdun kafası başı oluyor ay yıldızlı bayrağımız oluyor burada Türkçü Budunsal Ozan Yaşar Sarıkaya diye adlandırılır sütleyen Kaş Antalya. Adını da koydun. Evet. Tamamen simge içerine verdim. Bayrağımızı ifade ettim.
ve bağımsızlık için akan kanımızı ifade ettim. Evet. Ozan Sütlüyenli Yaşar kardeşimiz kendi yazdığı şiirlerden bize okuyacak. Şimdi buna köyün delisi diyorlar. Akıllı mı deli mi şiirden öğreneceğiz. Türk olmanın kanıtı Türklüğü yaşamaktır. Türklüğün varlığını, birliğini korumaktır. Geçmişini bilmeyen geleceğe yürümez. Gözleri kör olmuştur, yol yürümez, kalmaktır. Yol iz bilmeyenleri geçirirsen başına, aşağı sürüklenir uçurumun başına. Gel birlikte girelim kurtuluş savaşına. Uçurumdan kurtulmak gidişi durdurmaktır. Her birimiz gökbörü, her birimiz kılavuz, her birimiz kürşattır, her birimiz bir yavuz. Süre geçmeden kırın gönlünün zincirini, ülkücü harekette saflarını tutmaktır. Bakma sayı azına, sağlam yüreğe bakın. Neredeyse hareket, orada yıldırım çakın. Al sağlamı yanına, çürükleri bırakın. Aramızdan başbuğu, öz kürşadı bulmaktır. İmansızla korkakla hiçbir yola gidilmez. Düşme çakal ardına, çakallara güvenilmez. Düşme soysuz ardına, sonun ne olur bilinmez. Bozkurt ile öz yurdu arslana sarılmaktır.